Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Marine Le Pen taraftarları hayal kırıklığı yaşıyor. Aşırı sağcı liderin kampanya merkezinde seçmenler sonucu üzüntüyle karşıladı. Bazı seçmenler ise gelecek için umutlu. %34 oy aldık. Biz 2002 yılında aldığımız %18 oy oranının iki misline ulaştık. Bu büyük bir başarı. 2022'de kazanabiliriz. Biz bu seçimde 10 milyon eşiğini geçtik ve önemli bir başarı sağladık. Belki bugün bir muharebe kaybettik ama savaşı kaybetmedik. İnsanlar Ulusal Cephe Partisi'nden ve lideri Marine Le Pen'den korkuyor. İnsanlar onun kimseye kötülük yapamayacağını anlamak istemiyor. Siz bir Amerikan vatandaşı olarak Le Pen'in de Donald Trump gibi yapmasını mı isterdiniz? Kimse Donald Trump gibi olamaz. Trump gibi hareket edebilecek tek kişi var, o da kendisi. O dünyada eşsiz. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden aşırı sağın hedefi şimdi genel seçimlerde güçlü bir şekilde meclise girebilmek. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi ülke siyasetinde bir sürü çalkantıya yol açtı. Le Pen siyaset dünyasında kartların yeniden dağıtılacağını söylüyor. Fransızlar Haziran ve Temmuz ayında düzenlenecek genel seçimler sonucu bunu nasıl gerçekleşeceğini görecek.